Her sabah güneş yeniden doğar, hayat yeniden başlar. Gerçekten öyle. Yani benim hayatım her uyanıp kalktığım gün yeni bir maceranın başlangıcı demektir benim için. Gençliğim hep böyle olmuştur. Çocukluğum da aslında bir bakıma böyle olmuştur. Çocukluğum benim halk evleri o dönemlerde nasıl hizmet veriyorsa oralarda geçti diyebilirim. Pek çok şeyi orada gördük, orada öğrendik. Sergiler açmaya başladım, karikatür sergileri. Halk evinin altında ve ilk karikatür sergim 14 yaşındadır. Sınıfımızın en sosyal delikanlısıydı. Bir kere zekiydi. Zekanın olduğu yerde her zaman güzellik vardır. Onda da o güzellik... Ya Samson dayıyla resmi romanını yapıyordu. O kadar sağlam çizgilerle, o kadar güzeldi ki. İyi öğrenciydik. Yararlı öğrenciydik. Koşuşturup dururduk. Koskoca Molière'in oyununu sahneye koymak kıyafetleriyle o saray, o dekoru. Dekorları kendi yaptı, saray ya. Saray yaptı Yılmaz Büyükerşen. Bütün onlara baktığın zaman, ha hani çocuk şeyinden belli olur derler ya. Ya bugünlere geleceği belliydi yani. Aslanlar aslanıdır o. Üniversitede önce asistan, sonra doktora, sonra doçentlik, sonra profesörlük, sonra akademi başkan yardımcılığı, akademi başkanlığı ve arkasından da rektörlük. 12 Eylül'den sonra da YÖK Kanunu'nun kurulmasıyla bizim akademi, diğer akademiler gibi üniversite haline getirildi. Ve üniversite haline getirilirken de benim akademide iken çektiğim yüksek öğretim konusunda kafamdaki ideallerime ulaşamayışım, hem okumak isteyip de okuyamadığım durumu, hem Türkiye'de üniversitelerin önündeki yığınağı, öğrenci yığınağını bir türlü üniversiteye giremiyorlar. Eğitimi en küçük mezraya kadar götürüp oraya da devletin öğretim, üniversite öğretim imkanını, hatta başka dallarda da halkın beşikten mezara kadar eğitimi için kullanabileceği bir eğitim sistemi, eğitim reformu yapılması gerekir diye düşünüyordum. Gazetelerde makaleler yazıp, mecmualarda, dergilerde yazılar yazarak duvarsız üniversite, açık öğretim tarifleri yapmaya başladım. Akademide yaptığımız bazı girişimler vardı. Küçük küçük kapalı devre stüdyoları kuruyorduk, televizyon stüdyoları, denemeler yapıyorduk. Tabii şey başlı başına bir hikayedir bizim televizyon stüdyolarını kurmamız. Türkiye'nin ilk renkli televizyonu da TRT'den evvel Eskişehir'de kurulmuştur o açık öğretim oranı. Ve her birisi çok büyük bir maceradır. Bir grup genç, dinamik bir insanla kolları sıvadık. Hem televizyonculuğu öğrendik, hem televizyonda nasıl iletişim yapılır onu öğrendik. Ve açık öğretim görevi verildikten sonra, kanun çıktıktan sonra bir de baktık, beni rektör tayin ettiler üniversiteye. Kurucu rektör Anadolu Üniversitesi'ne. Açık öğretim başladı. Kuyruklar oluşuyor. O kadar kalabalık kitleler geliyor ki, yalnız biz bir yandan da daha yeni yeni hazırlıklar yapıyoruz. Bu kitleyi karşılayabilecek hazırlığımız yapılmamış o güne kadar tabii. Kanun çıkınca çok kısa süre sonra da şu kadar öğrenci alacaksın diye yok kontenjan tayin etti. Biz ondan fazlasını aldık yine. 1,5 ay sonra düğmeye basıyorum dedi. Düğmeye basıyorum dediği anda bir sanıyorum 29 kişiydik, bir toplantı yaptı. Mesela 1,5 ayda 100 tane televizyon programı yapılması gerekiyordu. 10-15 tane kitap yazılması gerekiyordu. 2 ay içinde bütün bunlar oldu. Mesela sabahleyin saat 7'de işe gittiğimizde oradaydı. Geceliğin bilmem saat kaçta işe giderken gene oradaydı. Yani sürekli olarak yanımızda bizle beraber çalışıyordu o da. Bu arada üniversitenin başka işleri de var. Yani yalnızca açık öğretim üzerine değil, başka fakülteler de var, koca bir üniversite. Gerçekten büyük bir aşkla, büyük bir heyecanla. Şimdi bu heyecan sözcüğü anahtar bir sözcük zaten. Yılmaz Bey de o heyecan hiç eksildiğini görmedi. Ve onu yansıtabilir dedi. Hepimize duyururdu ve o heyecanla çalışılırdı. Birdenbire bugün dünyada çok iyi tanınan, bilinen, oldukça saygın bir yeri olan işte sistemi kurdu. Eğer bir insan kendisine bir hedef belirler, yapılamayacak denecek kadar bir işi bile yapmaya karar verirse,
ve o iş yapıldığında ondan insanlar istifade edecekse, insanlığın lehine olacaksa ve sizin o işten hiçbir çıkarınız olmayacaksa, sizin veya yakınlarınızın, Allah insana yardım ediyor ve yolunuzu açıyor. Yolunuzu açıyor, öyle tesadüflerle sizi karşı karşıya bırakıyor ki ve çok süratle ilerliyorsunuz ve gerçekleşiyor. Benim başıma bu yalnız açık öğretimde değil, sivil havacılık okulunu kurarken de oldu, engelliler için okullar kurarken de oldu, diğer üniversitedeki fakülte ve yüksek okulları değişik branşlardaki mevcut klasik üniversitelerden farklı dallara, onların yapmadığı dallara daha çok meraklıydık. Onları kurardık ve hızla gelişirdi. Nitekim oluyor. O bakımdan çok inanmak ve dediğim şartlar içerisinde arzu etmek sizi o hedefe mutlaka ulaştırıyor. Tam bir insan sarrafı olan Behbi Koç, bir gün beni çağırarak her zaman fikir sorabileceğim ve güveneceğim bir kişiyi tanıştıracağım dedi ve Yılmaz Büyükerşen'i bana öyle tanıştırdı. Ondan bir sene sonra Nakkaştepe'de yenilen bir öğle yemeği sırasında Behbi Koç'un misafiri Yılmaz Büyükerşen'di. Biz de salona Suna Hanım'la girdik. Eğitim nasıl gidiyor hocam dedi. Vallahi eğitim dedim, sorma. Pek iyi gitmiyor. Döndü Suna Hanım'la, Cengiz Solakoğlu'na dedi ki bak hoca dedi neler anlatıyor dedi. Suna Hanım çok ilgilendi. Nakkaştepe'de bir vakıf kurulmasına karar verildi. Kurulan vakıf Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Gönüllü insanlar. Çünkü parası olanlar parasını verecek eğitim için. Fikri, düşüncesi, bilgisi olanlar fikrini, düşüncesini ortaya koyacak. Hangi meslekten olursa olsun. Ama yeter ki Atatürk ülkelerine, cumhuriyete, demokrasiye, uygarlığa inanan insanlar olsun. Aydınlar yani bir anlamda. Ve kuruldu. Bendeniz'de başkanlığını yaptım 4 yıl kadar. Yılmaz Büyükerşen, halk evi ruhunun tekrar canlandırılmasını ısrarla vurgular ve Eğitim Gönülleri Vakfı'nın onun bir modeli ve çocuk versiyonu olmasına önem verirdi. Vakıf da zaten bu ana çizgi üzerinde kuruldu. TEGEV aslında Suna Hanım'ın çok büyük gayretleri ve özverisiyle ki hala o şeyle, o heyecanı taşıdığını çok iyi biliyorum. Onun için ben onun kadar zeki, onun kadar ilgili, onun kadar tatlı otorite olan bir iş insanını görmedim. Benim görüşüme ve düşünceme göre şehir bir okul, bir üniversitedir. Şehir hep öğretir. Şehir insanları buluşturur. Şehir insanları birbirine tanıştırır. İşten çıktıktan sonra evlerine gitmeden bir yerlere uğrayıp gezebiliyorlarsa, caddelerde başka insanları görebiliyorsa, onlarla temas edebiliyorsa, şehirdeki sanat galerilerini gezebiliyorsa, tiyatroya gidebiliyorsa, konsere gidebiliyorsa, konferanslara gidebiliyorsa o şehir yaşayan şehirdir. Hayatı olan şehirdir. Ve şehir her yönüyle bir eğitim kuruluşu olsun istiyorum. Tiyatrosuyla, ticaret yerleriyle, iş yerleriyle. Yürürken yorulduğunuzda oturacağınız bir banko bile size bir şey öğretmeli. Şimdi bir belediye başkanının bütün bu gözle bakması lazım şehre. Bütün bu ihtiyaçları cevaplayabilmesi lazım. Hiç ümitsizliğe kapılmayacağız. Hiç ama hiç ümitsizliğe kapılmayacağız. Türkiye dünyanın geri içerisinden gidiyor olacak. Bu gençler olduğu sürece. Gençler ve çocuklar. Gelecek nesiller Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ve iki büyük ilçe belediyemizin, merkez ilçe belediyemizin hedefi. Onlara yöneliktir. Bütün kafamızı onlar için çalıştırıyoruz. Hayallerimizi onlar için çalıştırıyoruz. Halkın asıl eğitilmesine olanak veren yöntemlerden bir tanesi de görmesi, duyması, yaşaması. Eskişehir'de yaşayan halk, seçmen
bunları yakından gördükçe bir anlamda eğitilmiş, kendi zevklerini, sahip çıkması gereken değerleri de geliştirmiş oluyor. Bu açıdan da önemli bir eğitsel katkısı olduğu düşüncesindeyim. Devlet adamları için de çok doğrudur. Fakat belediyeciler için çok doğru olduğunu zannettiğim bir kural şu: kültür ve sanata karşı sadece ilgilerinin değil, bilgilerinin, donanımlarının da olması çok gereklidir. Kültür ve sanata karşı ilgi ve bilgi, belediyecilik, modern belediyecilik yapacak olan kimselerin mutlak surette sahip olmaları gereken özellikler diye düşünüyorum. Yılmaz Büyükerşen buna sahip. Tabii ben kendime bütün bunları yaparken bana diyorlar ki niye uğraşıp duruyorsun yıllardan beri? Yani çekil torunlarınla uğraş, gez dolaş işte yurt içine, yurt dışına. Konferanslara bazen çağrıldığımız oluyor, toplantılara. Oralara git, rahat et artık. Ama yapamıyorum. Yani neden yapamıyorum? Borcum var. Kendimi Atatürk'e, onun ilkelerine ve Cumhuriyet'e borçlu hissediyorum. Bu topluma borçlu hissediyorum. Hem de öyle bir borç ki ömür boyu bitmiyor. Sayın Başkanım, pardon, Yılmaz'cığım. Adamın biri öylesine aşk yaşıyormuş ki, aşkı aşmış, sevdalanmış, sevda. Bir gün demiş ki kadına, ne istersin benden, alayım getireyim, öylesine büyük. Kadın demiş ki, bana denizi getir, ayaklarımı yıkayacağım. Sevgili Yılmaz'cığım da Eskişehir sevdasından Eskişehirlere, o Bozkır şehrine denizi getirdi. Eskişehir'den ayaklarını yıkasın diye. Yılmaz'cığım. Şunun altını çizerek söylemek isterim ki Vehbi Koç ismini taşıyan bir vakfın Vehbi Koç'un teraziyle insanları değerlendirip Yılmaz Büyükerşen'i bu ödüle layık görmesini ben çok önemsiyor ve bundan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ve şunu da ilave etmek istiyorum ki keşke Yılmaz Büyükerşen'den büyük ölçüde yalnız Eskişehir değil, bütün Türkiye yararlanabilseydi. Ben Vehbi Koç Vakfı'nın şimdiye kadar vermiş olduğu ödülleri izlemeye çalışmışımdır bir ölçüde. Yılmaz Büyükerşen'e verilmesi gündeme geldiği zaman vakfın ödüllerinin dayandırıldığı kriterleri seçmekte ne kadar özenli davranmış olduğunu, haklılık gerekçelerinin ne kadar yüksek olduğunu bu vesileyle bir kez daha görmüş oluyorum. Hem Yılmaz Bey'i hem vakfı ve bu ödülü vermiş olan seçici kurul üyelerini kutluyorum. En büyük servetim bu kadar uğraşmaya karşılık nedir? En büyük kazancı biliyor musunuz? Yetiştirdiğim öğrenciler. Kendimi çok mutlu ve bahtiyar hissediyorum. Vehbi Koç ödülüne beni layık gören çok değerli jüri üyelerine de buradan şükranlarımın kabulünü rica ediyorum.